Merhaba, ben Dileda. Yordam'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir isimle, çok önemli bir çalışmayı konuşacağız. Marx'ın biyografisi çok uzun bir zaman sonra tekrar okurla buluştu. Kitabın çevirmeni olması vesilesiyle bugün Ertuğrul Kürkçü ile birlikteyiz. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Özellikle de 31 Aralık'ta yılın son günü bize vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun, iyiyim. Ben de herkese iyi bir yıl, iyi okumalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önemli bir kitap. Çok uzun bir süre sonra tekrardan dediğim gibi okurla buluşmuş oldu. Siz çok erken yaşlarınızda, çok özel koşullarda çevirmiştiniz kitabı. Ön sözde Evet. biraz değiniyorsunuz ama burada bir kez daha okurla paylaşmanızı rica edebilir miyim? Nasıl bir hikayesi var bu çevirinin? Ya bu çeviri biraz benim yayıncılarla tanışıklığımla ilgili. O zaman Öncü yayınlarının sahibi yöneticisi olan Zeki Öztürk'le onun kardeşi Sırrı Öztürk'ü birlikte cezaevinde yatmıştık. Teknik tabiriyle suç ortağıydık. O 74 affıyla onlar çıktılar, biz cezaevinde kaldık. Sırrı Öztürk hem beni ve diğer arkadaşları, cezaevinde kalanları sıkça ziyaret ediyordu, hem de bizi de bir yandan dışarıdan kopmamaya, bir alışveriş içinde olmaya, teşvik etmeye, yani bunun önünü açmaya çalışıyordu. O çerçevede tabii yayıncının aklına gelecek olan ilk şey bir kitap olabilir, ya yazabilirsiniz ya çevirebilirsiniz. Cezaevi o zaman askeri cezaevindeydi ki yani özel yazıları alıp vermek açısından biraz fazla sıkıydı, ama bir çeviri için o zaman işte Ecevit hükümeti gelmişti. Sıkı Yönetim Komutanlığı da işte Ecevit hükümetinin politikasına uygun olarak biraz daha ifade özgürlüğünün önünü açan bir şekilde hareket etmek diye kendisini zorunlu hissettiğinden hani buna izin verdiler. Aslında askeri cezaevinde bunu çevirmek her zaman her koşulda mümkün olmaz. Hele şimdi Tayyip Erdoğan cezaevlerinde de pek kolay o olmuyordur tahmin ediyorum. O nedenle arkasında böyle bir cezaevindeki yoldaşları desteklemek ve onlara bir mecra açmak gayretinde olan bir yayıncı arkadaşımızın tercihi var. Tabii benim için çok büyük bir şey oldu. Çünkü hem bu ilk Türkçe yayınlanan Marx biyografisi olacaktı bu kapsamda. Belki de bu David Riazanov'un biyografisi çıkmış olabilirdi o tarihlerde, ama ben onu da okumuş değildim. Marx'la ilgili bildiklerimiz bölük pörçüktü. Benim için her şeyden önce bir kendimi aydınlatma süreciydi. Çünkü en çok takdir ettiğiniz, en önemsediğiniz, bütün öngörülerinin zaman içerisinde aslında kendi çağının çok ilerisine bakan bir mücadeleci, eylemci, filozof, bilim insanı, devrimci olarak giderek takdir ettiğini, fakat hep de hakkında, macerası hakkında bilgisiz olduğunuz bir insanın bilgisine kavuşmak açısından önemliydi. Tabii o zaman kitabın yayıncısı aslında bir kurum. Tabii kurumun içinde sahici insanlar var. Adları epey uzun bir liste oluşturan 6-7 yazar tarafından üstlenilmiş, ama gerisinde büyük bir araştırma grubunun olduğu, Marksizm, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nce hazırlanmış bir eserdi. O zaman Sovyetler Birliği'nin İtibarı daha yüksekti, çünkü her şeyden önce çökmüş değildi ve doğrultulabileceği genel olarak ümit edilirdi. Öte yandan da elinin altında bulundurduğu bilgi kaynakları bakımından da dünyada daha yüksek bir potansiyele sahip herhangi bir kurum ya da yayın evi olamazdı. Bir düşünün, işte bir nüfusu 200 milyonu geçen bir ülkenin en önemli bilgi üreten kurumu tarafından meydana getirmiş. O yüzden bu
çok da ciddiye alınması gereken bir yapıttı. Velhasıl bu cezaevinde böyle bir şey, ilişki üzerinde benim önüme geldi. Bunu bir nimet belledim doğrusu ve şartlar kötüleşmeden, çünkü cezaevleri şey gibidir, deniz gibidir. Yani işte bir an şartlar sizin için böyle bir çeviri yapmaya elverişlidir. Bir an sonra elinizin altında okuyacak kitabınız kalmayabilir. Onun için bir an önce bitsin, yani yakalanmadan kötü koşullara diye büyük bir hızla çevirmeye koyuldum. Nitekim de korktuğum gibi de oldu. İşte 3-4 ayda bitti çeviri ve bu bittikten sonra işte Kıbrıs Harekatı oldu. Cezaevleri, askeri cezaevleri hepsi boşaltıldı, sıkı yönetim kalkmıştı ama işte sıkı yönetimden kalan bizim gibi uzun cezalar almış olanlar Ankara'ya toplandık ve Ankara'da Mamak cehennemine geri düştük. O açıdan hani şeyi de telaş etmiş olduğuma da memnunum. Belki de bitiremeyebilirdik. Belki de şimdi sizinle bu konuşmayı yapma fırsatım olmayabilirdi. Siz az önce biraz aslında küçük küçük değindiniz ama orayı biraz açmak istiyorum. Ben neden bu çevirinin ya da bu eserin bu kadar önemli olduğunu biraz da aslında gençler için, belki kitapla ilk kez tanışacak olan yeni kuşak için sizden dinlemek isterim. Çok yazarlı, çok ayaklı bir çeviri, bir eser bu. Aynı zamanda içerik olarak da çok zengin. Marx'ın hayatını farklı farklı dallar üzerinden okur görebiliyor. Peki nedir bu dallar? Tam olarak ne bulabilir okur bu kitapta? Aslında bu kitap herkese lazım, her eve lazım. Ben öyle söylemek isterim. Çünkü bu esasen dili, kapsamı, bağlamı, içeriği itibariyle yeni başlayanlar için olduğu kadar çoktandır teoriyle haşır neşir olanlar. Marksizmin felsefesi, tarihi, ekonomi politiği, sınıf mücadeleleri teorisiyle yakından ilgilenmiş olanlar için de bu bir derli toplu bir külliyat özeti olarak görülebilir. O açıdan Marx'ın hayatı ve eserleriyle arasındaki ilişkinin ayrıntıları konusunda yeni bilgi edinmek isteyen, tereddütleri olan, karşılaştırmalar yapmak isteyenler için bir kere kronolojik bir sıra içerisinde, ama Marx'ın hem yaşantısı hem eseri arasında daimi bir irtibat, diyalektik bir bağlantı kuran bir çalışma. O açıdan çok önemli. Yani bu sadece bir yaşam öyküsü. Yani Marx nasıl yaşadıdan öte onun entelektüel özeti hayatının ve eserinin. Bu çerçevede eserleriyle yaşantısı, kişisel yaşantısı, öte yandan eserleriyle içinde yaşadığı ya da o eserleri verdiği çağ arasındaki toplumsal, politik, felsefi, insani, küresel ya da yerel koşullar hakkında sizi yeterince bilgilendiren, metnin, herhangi bir eserin yazıldığı sıradaki konjonktür hakkında sizi aydınlatan, öte yandan hem önce yerel olarak başlayan, ondan sonra bölgesel, kıtasal ve küresel olarak devam eden faaliyetleri bağlamında Marx'ın toplu çalışma, yani kongreler, partiler, partilerin kongreleri, uluslararası ilişkiler bakımından da aydınlatan, aslında o zaman bugüne göre kıyasladığınızda iletişim ve ulaşımın ne kadar sınırlı olduğunu tahmin edebileceğiniz, yani 19. yüzyıl dünyasında ne kadar işlek bir uluslararası faaliyet, çalışma, mücadele olduğunu görmek ve bunların aranıp bulunması, bu gayretlerin sürdürülmesi bakımından nasıl kahramanca çabaların yürütüldüğünü görmek bakımından da önemli. Bu kahramanca lafına ben dikkat çekmek isterim. Bu Marx'ın eseri hakkında eskiden ben bunu okurdum. Lenin mesela
yazdığı kısa biyografik notta işte Marx'ın kahramanca bu kapitali meydana getirmek için çalıştığını yazmış. Bunlar çok bir şey demiyordu o zaman. Fakat şimdi sadece bir yüceltme değil aslında hakikat ifadesi olduğunu daha iyi düşünüyorum. Çünkü gözünüzün önüne getirin. Şimdi bilgisayarlarınız var, internetiniz var. Her an her bilgiyi duyabilirsiniz. Ama Marx'ın örneğin bugünkü ölçülerle bir kitap forması oluşturacak kadar bir şeyi yazması, mürekkepli yazıcıyı hokkaya batırması. Şimdi bunları belki gençler böyle bir şeyler olduğunu bilmeyebilirler. Bizim çocukluğumuza yetişmişti. Edebiyatı hokkaya batırıp mürekkeple koca bir şeyin tabakayı katlayıp katlayıp üzerine yazması, sonra onu eşinin temize çekmesi, ondan sonra bunların matbaaya gitmesi. Matbaada matbaacıların her bir harfi tek tek kurşundan dökerek dizmeleri, bunların basılması, ondan sonra da at arabalarıyla o kentten bu kente, o ülkeden bu ülkeye nakledilmeleri gerekiyordu. Yani bir eserin meydana getirilmesi o kadar zahmetli, o kadar uzun, o kadar çok emek, göz nuru gerektiren bir şeydi ki buna bir de Marx'ın sürekli kötü koşullarda yaşaması dolayısıyla bozulan sağlığı, bunlar çaresizlikler, parasızlık. Mesela benim için siz onu sormuştunuz herhalde daha önce bana. Yani neresi çarpıyor? Mesela bu Marx'ın içinde yaşadığı derin yoksulluk. Düşünün bütün giyeceklerini yani ceketini, pantolonunu ve ayakkabılarını rehine vermek zorunda kaldığı, evden haftalarca çıkamadığı koşullarda ve karaciğer rahatsızlığından ötürü kırılmış yatarken doğrulup iki kelime daha yazıp yıkılması ve ölümün eşiğine gidip gelirken çaresizce hiç kimsenin yardımcı olamadığı. Çünkü gericilik koşulları öyle. Göçmensiniz, kendi habitatınızdan ayrılmışsınız. Sosyal sigortanız yok. En basiti bugün olduğu gibi her yerde sosyal sigortanız var şimdi. Bunların hiçbirisinin olmadığı koşullarda bir yandan yeni doğan çocukları hastalıktan ölürken kendisi hastalıktan kıvranan bir insanın şimdi önümüzde toplam yaklaşık 50 cilt ya da daha fazla oluşturan eserleri mektuplarından oluşan ve bunların hepsi 30 yılda meydana getirilmiş. El emeği, göz nuru bir külliyat olduğunu düşündüğünüzde hem bunun hakikaten kahramanca olduğunu görebilirsiniz. Çünkü şöyle bu bir yani bir eser meydana getiriyorum. Kişisel kahramanlık da değil bu. İşçi sınıfı neden bir devrim yapmaya hem zorunlu hem tarihen görevlidir hem de bunun meşruiyeti nereden gelmektedir diye bir düşünce akımını değil sadece bir kitle hareketini, bu kitle hareketinin gerisindeki düşünce ve morali oluşturmak. Yani tıpkı bir büyük ne diyelim savaşta işte ön saflarda mücadele edenlere cephane yetiştirmek için fabrikalarda çalışan, istihbarat yapan, kararlar alan, koşturan ordu karargahının bütün işini kendi başına yapan birisinin çabası olduğunu anlıyorsunuz. O yüzden Marx'ın hayat hikayesi aynı zamanda sınıf mücadelesinin tarihinde bir bireyin rolünün ne kadar önemli olabileceği ya da bu rol yerine getirilmediğinde ne kadar büyük kayıplar doğabileceği ve bu açığı kapatmak için iradesi ve fikri dışında hiçbir şeyinin o hiçbir şey olmayan bir insanın hakikaten dişiyle tırnağıyla bir yeni fikri kazarak tarihin içinden ve güncel mücadelelerin içerisinden çıkartıp insanlığa sunmuş olmasının nasıl büyük bir şey olduğunu çok daha iyi kavrayabilirsiniz.
basit değil, kompleks bir eser. Fakat öte yandan ilk başlayanların da kavrayabileceği kadar yalın, açık ve birbiriyle bağlantılandırılmış bölümler halinde kurgulanmış olduğu için bence çok, yani yayıncılık açısından da başarılı bir yapıt olduğunu söylemek isterim doğrusu. Şimdi biraz şuna da değinmek isterim ben. Her ne kadar sizin kuşağınızın şartları, sizin yaşadıklarınız çok olağanüstü olsa da neticesinde çok genç bir yaşta, yanlış hesaplamıyorsam 20'li yaşlarınızın ortasında çevirmişsiniz bu kitabı. Elbette ki o zamanki yaptığınız ilk okuma ile sonra yaptığınız okumalar farklı farklı pencereler açmıştır çalışma ile ilgili. Bunu merak ediyorum ben. Yani ilk okuduğunuzda sizi çarpan noktalarla süreç içerisinde tekrar tekrar okudukça dikkatinizi çeken bazı özellikler oldu mu? Yani yıllar içerisinde sizin için bu farklı bir kitaba dönüştü mü? Doğru. Bu aslında bütün kitaplar için öyle. Tamam, burada kendi emeğiniz olduğu için biraz daha yakından ilgileniyorsunuz ve biraz da hani bunu başkalarına yapıyorsunuz. Yani zevkiniz için çevirmediniz. Binlerce basılıyor ve insanlar okuyor. Bir mesuliyet altındasınız. O açıdan pek çok cepheden baktığımda ve benim için başlangıçta önemliydi. Hala da ben herkes için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben çok, nasıl diyeyim, alelade bir deyişin niye önemli olduğunu ve onun aleladeliğinin aslında ama hiç tükenmemişliğini, sahici insanlık için deneyime dayandığını çıkarttığım şey bu. Marx'ın çocukluğunda neyse ölmeden az önce de aynı insan olduğunu görmek çok çarpıcıydı. İlk şeyine işte çocukluğu dediğim, yani liseden mezun olurken, jimnazyumdan hayattaki düsturunu özetlediği bir şey, mezuniyet tezine bir şey yapmış, bir giriş, ön söz, mukaddime yazmış. Orada tavrını şöyle özetliyor: eğer hayatta kendimize, insan soyuna en çok hizmet edebileceğimiz bir konumu seçebilmişsek hiçbir yük belimizi bükemez. Şimdi bu 17 yaşında bir çocuğun yazdığı şey. Ama hayatının sonuna geldiğinde hep aynı yerde durduğunu görmek. Böyle bir karakter sağlamlığı ve böyle bir, ne diyelim, bir ülkü sahibi olmak bakımından hiç sapmayan bir yaşam çizgisi sürdürmüş olmasına, böyle başlamış olmasına, her şeyin ilk tohumlarının aslında ilk gençliğinde de mevcut olduğunu görmek çok benim için çarpıcı olmuştu. Bugün hala böyledir. Yani bu benim için böyle. Burası, bunu bilmek benim açımdan çok önemli. Başka yollardan aynı mücadele çizgisine gelmiş başka insanlar var. Yani illa herkes de böyle gelecek, zaten böyledir, böyle değilse kıymetsizdir demek istemem. Fakat bu aslında niye bu kadar verimli, niye bu kadar çok velut bir yazar, bir filozof, bir tarihçi, bir iktisatçı, bir bilim insanı, bir devrimci olduğuna da ışık tutuyor. Çok genç yaşta yaşam amacı kendisine belirlemiş olmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi, bizim yani genel olarak bu daha çok bizim gibi ülkelerde nispeten devrimci pratiğin çok zorlayıcı olduğu ve o nedenle düşünce derinliğinin kimi zaman önemsenmeyebildiği yerlerde gözden kaçan bir fikri zenginlik, bir kültürel zenginlik, bilgi havuzu gibi durmaksızın genişleyen bir zihne ve müktesebata, bir edinime sahip olmuş olması, daha genç yaşında bütün klasikleri, Yunan klasiklerini, Roma klasiklerini, Latinceden, Grekçeden okumuş birinden söz ediyoruz. Kendi çağının bütün edebiyatını yutmuş olan birinden. Sadece ondan değil, bütün doğa bilimlerinden
Tarihten, coğrafyadan, kimyadan, her şeyden bilgi sahibi olmaya çalışan Evet. çıkmak. Yani bir işte Prometheus'la karşılaştırılması Marx'ın zaman zaman çağdaşları açısından sebepsiz değil. Çünkü mesela Rusya'da devrimci hareket canlanıyor. Rus devrimcileri Marx'la temas kuruyorlar ve eserlerini Rusça'ya çevirmek için bağlar oluşuyor. Gidenler, gelenler oluyor. Marx'ın bu gidiş gelişe, bu ilişkiye cevabı dizini kırıp Rusça öğrenmek. Lenin'in daha sonra yazdığı Rusya'da kapitalizmin gelişmesinin başlangıcını aslında daha Lenin henüz ortada yokken, doğmamışken Marx'ın yapmaya çalışmış olması. Ya da İtalya'da birlik mücadelesi derinleşiyor. İtalyan birliğinin kurulması bir çeşit radikal devrimciliğin de kapısını açıyor. Marx'ı İtalyanca öğrenirken görüyoruz. İspanya'da mücadele kızışıyor. Marx'ı İspanyolca öğrenirken görüyoruz. Öyle baktığımızda bilginin peşinde durmaksızın koşan ve bunu sırf malumat furuşluk olsun diye değil, mücadelenin o ayrıntısının hakkını versin diye yapan bir bilim insanı ve bir devrimciyi bir arada görüyoruz. Bu bölümler başta da ilgimi çekmişti ama şimdi daha çok çekiyor. Fakat bugün beni daha çok etkileyen yanı zamanında resmi Marksizm tarafından yana bırakılmış olan Marx'ın başlangıç eserleri, ekonomik ve felsefi el yazmaları, Kutsal Aile, Alman İdeolojisi gibi yapıtlarındaki daha sonra ele almak üzere geliştirmiş bulunduğu genel plan ve genel yaklaşımların bugün neden bu kadar bizim için çok önemli olabileceğini daha iyi görüyorum. Sovyetler Birliği yıkıldıktan, Çin kapitalizme döndükten ve dünyada 20. yüzyıl devrimlerinin yaşadığı yenilgilerden sonra bir kere daha bir muhasebe yaptığımızda aslında Marx'ın bunların karşımıza çıkacağını haber verdiğini, mücadele kapsamının sadece örneğin basit ihtiyaçlar için değil, manevi ihtiyaçlar için, doğa insan dengesinin muhafazası için de olması gerektiğini, yani bir uygarlık tartışması yapan, sadece açları doyuralım, karnımız doysun, mutlu yaşayalım basitliğinin çok ötesinde insanlığın geleceğine dair bir tasavvur olarak komünizmi, Marksizmi işlemeye başladığını ve bunun çağının bütün felsefi kapasitesinin üstüne çıkarak yapmaya çalıştığını daha iyi görebiliriz. Çok teşekkürler. Şimdi ben bitirmeden önce biraz daha şöyle açıyı genişleterek gitmek istiyorum izninizle. Yine elbette ki kitabın uzağına düşemeyiz çünkü yine Marx'tan bahsedeceğiz. Marx herhalde öldüğü günden bu yana en çok tartışılan düşünürdür. Hem çürütülmeye, itibarsızlaştırmaya çalışılmış, hem diğer yandan benimsenmeye, aynı kuvvetle benimsenmeye devam etmiş. Çok özgün ve aslında istisnai bir isim. Sadece sosyalist ya da Marksist olarak değerlendirilen çevrelerde değil üstelik. Batı'da da bu böyle. Hatta yakın bir zamanda BBC'nin Millennium anketinde yine 1000 yılın düşünürü seçilebiliyor. Belli ki anlatılan hala bizim hikayemiz ve Marx yaşlanmıyor. Peki Ertuğrul Hocam, Marx neden yaşlanmıyor? Neden hala bu kadar çok Marx konuşuyoruz biz? Her şeyden önce bu karşıtıyla beraber adaletsizlik ve haksızlık üzerine kurulmuş olan bir rejim altında yaşıyoruz. O yüzden adalet arayışı hiçbir zaman bitmiyor, özgürlük arayışı hiçbir zaman bitmiyor ve insanlar kendilerine bu bakımdan giderek artan ölçüde daha kompleks, daha kapsayıcı, daha tutarlı bir genel fikriyat arıyorlar. Ve henüz Marx'ın aşılamadığı koşullarda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer Marx'tan başlamaktan ibaret oluyor. O açıdan çarpıcı şeylerden birisi örneğin tarihin, yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ona yol açan ideolojik mücadelelerin başını çeken Francis Fukuyama,
Tarihin sonu geldi demişti. Yani sınıf mücadeleleri bitti artık. Biz kazandık. Aynı Fukuyama 10 yıl sonra ya aslında Marx haklıydı. Finans kapitalin elinde bu kadar güç birikmiş olması insanlığın felaketi olacak diyebildi. Ama sahip bir iktisatçının aslında bunu görmesi için bütün bunları ne yapması ne de sonra dönüp tüh 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 diyerek en temel fikri yeniden keşfetmesi gerekirdi. Fakat şunu söyleyebilirim. Marx'ın Millennium anketinde BBC'nin bence çok çarpıcı bir göstergedir. Çünkü milyonlarca insan gönül rızasıyla o ankete katılıyorlar. Bunun arkasında bir zorlayıcı bir şey ya da özgür bir seçilmiş nüfusla yapılmış bir şey değil. Sovyetler Birliği'nin çöktüğü ve liberalizmin kudurduğu bütün 20. yüzyıl kazanımlarının sadece Sovyetler Birliği'nde değil, sosyal devlet ilkesiyle işçilerin birazcık refaha kavuştukları ve bir Sovyet devrimi Avrupa'da olmasın diye işçilerle kendisini uzlaşmaya mecbur hissetmiş olan sermaye sahiplerinin kudurganca sosyal haklar düzenini alt üst etmeleri karşısında duyulan öfke Marx'ı bayraklaştırma ihtiyacını bütün bu Fukuyama'nın bayram yaptığı koşullarda aslında Marx'ın gününün gelmiş olduğunu gösterdi. Ben esasen hala da her dem taze bir kurtuluş felsefesinin hiç tükenmeyen baskı ve sömürü koşullarında bir ihtiyaç olarak durmaksızın yeniden ürediği bir dönemde Marx'ın bu kadar önemsendiğini söyleyebilirim. Tabii biz hakkını yiyoruz. Yani engelsiz bir Marx kolayca söylenecek bir şey değil ama ister istemez yapışık ikizler olmadıklarına göre biz Marx'ın üzerinde duruyoruz ama burada bir muazzam işbirliği, bir yoldaşlık ilişkisi üzerine de kurulduğunu aslında tek birey diye bir şeyin hiçbir zaman kendi başına netice almayacağını da ayrıca bu olağanüstü hikaye içinde de görüyoruz. Daima bir ya da birçok yol arkadaşlarımız var. Marx yol arkadaşlarını da hem doğru seçtiği hem de tarih ona yardımcı olduğu için de bir bakıma şanslı da sayılabilir doğrusu yani. Hem size hem tüm yordam okurlarına iyi yıllar diliyoruz. Daha direngen, daha umutlu bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz. Ve elbette ki kitabı bir kez daha göstermek isterim. Bir kez kapağını da değinmeden olmaz. Çok beğendim. Herkesin emeklerine sağlık. Sizin de emeklerinize sağlık. Bu kitabı da hep birlikte yaptık. Yani sonuç olarak siz olmasanız olmazdı. Ben de yayın evine bütün arkadaşlara daha önceki baskıları yapan yayıncılara da çok teşekkür ediyorum. Tabii okurlara kendilerini bu kitaptan mahrum bırakmamalarını öneririm. Çünkü çağımızda daha önemli başka pek az düşünür var. Herkese iyi yıllar diliyorum.